kaçınılmaz olarak seçimi konuşmaya başladık. Yine seçim konuşacağız ama bu sefer artık daha somut bir hedefle konuşmaya başladık. Hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü 14 Mayıs tarihini hani neredeyse telaffuz etmesi. Neredeyse diyoruz çünkü hani resmen bir açıklama yapılmadı bu konuda ya da resmen bir karar alınmadı. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor. Tabii ondan önce de Cumhurbaşkanı'nın anayasadan kaynaklanan yetkisini kullanarak parlamentoyu feshetmesini bekliyoruz. O ne zaman gerçekleşecek? İşte Mart ayının ilk haftalarında olabileceği belirtiliyor. Ama işte o tarih aşağı yukarı belli, 14 Mayıs tarihi belli ve herkes artık planlarını 14 Mayıs'a göre yapmaya başladı. Ama dikkat çekici biçimde iktidar partisini ya da iktidar blokunun, ama hani iktidar partisi iktidar bloğu diyoruz filan ama netice itibariyle onun tek bir kişiden ibaret olduğunda artık herkes biliyor. Yani şahsımdan söz ediyoruz. Şahsım ne derse oluyor. Şahsım hani kuşlar uçmasın dese adeta uçmaması için gereken önlemler alınacak bu memlekette. Şahsımın daha hani dakika bir, gol iki diyebileceğimiz iki önemli, iki stratejik hatasının olduğu da gözlerden kaçmıyor. Nedir? Hatırlayalım. Bir, 14 Mayıs tarihi telaffuz edilirken, 14 Mayıs'a bir gönderme yapılırken 1950 yılını referans olarak göstermek ya da 1950 yılıyla bir paralellik, bir benzerlik şeklinde bunun açıklanması hükümet açısından olağanüstü, kötü bir iletişim kazasıydı. Kabul etsinler artık. Niye? Çünkü 1950 senesinde ne olduğunu belki hani o yıllarda yaşamamış olanlar hatırlamayabilirler ama artık öyle bir çağdayız ki hani ansiklopedi karıştırmaya gerek yok. Gir internete 1950'de ne oldu diye yazdığın zaman 14 Mayıs 1950'de ne olduğunun karşılığında şu yazıyor. O gün iktidarda bulunan ve hem siyasette hem ekonomide olağanüstü kötü puanlar aldığı varsayılan bir iktidarın vatandaşın oylarıyla yeter artık söz milletin laflarıyla ya da sloganıyla değiştirilmesi ve muhalefetin seçimi kazanması. E şimdi getirip de bunu 2023'ün 14 Mayıs'ına teşmil ettiğinizde muhalefete adeta diyorsun ki çık meydanlara. Yeter artık söz milletin sloganıyla gel beni devir diyorsun. Şimdi bundan daha kötü bir iletişim kazası olamazdı. İkincisi, ikinci vahim hata da iktidar açısından yapılmış ikinci vahim hata da daha oyunun birinci dakikasında yani maçın birinci dakikasında iktidar partisinin başının yolsuzluk gündemiyle seçim kampanyasını başlatması. Hatırlayın, iki gün önce Sayın Erdoğan çıktı. Eski başbakanlardan yani kendi başbakanı, kendi partisinden dava arkadaşı, yoldaşı konumundaki birini yıllarca birlikte yürüdükleri, partinin kuruluş aşamasından itibaren birlikte yürüdükleri ve tam 3 kez, bir değil, iki değil, tam 3 kez başbakanlık mühürünü kendisine teslim ettiği bir siyasetçiyi usulsüzlük ya da yolsuzluk yapmakla suçlamasıydı. Bu şu anlama geliyor. Bizim iktidarımızda en üst seviyelerde yani benim yakın çeperimde birileri yolsuzluk yaptı gibi bir ikrar, bir itiraf anlamına geliyor. Nitekim onun karşılığında da Sayın Davutoğlu çıktı, dün bir açıklama yaptı. Bir önceki gece de, çarşamba gecesi de bir açıklama yaptı. Dün de dedi ki madem öyle şeylerden kuşkulanıyorsunuz ya da elinizde bildiğiniz bir şeyler var. Peki o zaman çıkalım kamuoyunun karşısına sorgulanalım. Ama ben tek başıma değil, sizle birlikte sorgulanalım. Kim yolsuzluk, kim usulsüzlük, kim hırsızlık, kim haksızlık, kim yiyicilikte ne yaptıysa gelin bu sorgulamadan geçelim. Öyle tek başına beni hedef göstermekle olmaz dedi Sayın Davutoğlu. Haklı. Benim sicil amirim bana 3 kez memleketin en önemli koltuklarından birini yani kendisinden sonraki en önemli koltuklarından birini emanet edecek. Devletin bütün gelir giderini emanet edecek. Mührünü emanet edecek. 3 dönemde bu mühür bende olacak. İyisiyle kötüsüyle icraata imza atmış olacağım. Ama ondan sonra aradan yıllar geçecek, yollarımız ayrılacak,
Ben gidip başka bir parti kuracağım. O partinin liderliğini yapmaya başlayacağım. Seçim dönemine gidiyoruz. Seçim ilan edilecek. Bir anda bana dönüp sen yolsuzun, işte bilmem hırsızın, işte usulsüzün tekisin diye bir suçlama getireceksin. Şimdi bunu tabii aklında, mantığında kabul etmesi mümkün değil. Nitekim Sayın Davutoğlu da gereken cevabı verdi. Peki dedi, o zaman sorgulanalım. Bütün başbakanlar, bütün cumhurbaşkanları, bütün hazine ve maliyeden sorumlu ya da ekonomiden sorumlu eski bakanlar hep birlikte bir sınavdan geçelim. Bu kamuoyunun önünde medyada mı olur, bir komisyon mu kurarsınız, ne olursa olsun. Gelin hep birlikte sınanalım, hep birlikte sorgulanalım ama sen de dahil dedi. Çünkü politikaya başlarken maddi olanaklar açısından son derece mütevazı koşullarda bulunan ve hatta bunun da altını o zamanlarda çizen şahsınız bugün geldiğiniz nokta itibariyle hem bizzat şahsen hem de aile çevresi olarak çoluğunuz, çocuğunuz, kızınız, oğlunuz, yakın çevreniz, arkadaşlarınız, akrabalarınız vesaire, birlikte iş yaptığınız insanlar, ihale verdiğiniz insanlar dahil olağanüstü servetler kazanmış gibi gözüküyor. Bunların kaynağını sorgulayalım dedi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapıyı açarak, yani birisine yolsuzluk ya da bilmem usulsüzlük diye parmak göstererek öyle bir suçlamada bulunarak o barajın kapaklarını ardına kadar açarak ikinci çok ciddi hatayı da yapmıştır. Yani dakika bir, gol iki. Bir, yeter sloganı. İki, yolsuzluk bahsini açması. Bakalım bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ne kadar oy getirecek, ne kadar oy götürecek onu bilemem. Ama ciddi biçimde ortada kampanya bağlamında ya da kampanyanın açılış hamleleri bağlamında Adalet ve Kalkınma Partisi açısından ciddi bir başarısızlık var. Tabii ki hani muhalefet bundan nasıl yararlanacaktır, bunu ne kadar değerlendirecektir onu bilmiyoruz. Çünkü muhalefetin de kendi açısından çok ciddi sorunları var. Çünkü muhalefette aylardır aday belirleyemiyor, aylardır o adayın belirlenmesi konusunda masada, yani altılı masada çok ciddi sancılar olduğu biliniyor. Hatta altılı masanın da dışındaki diğer iki ittifakın da, yani ana tema olarak işte sol partilerin öbeklendiği ya da bir araya geldiği iki ittifakın da aday konusunda henüz kesin saptanmış bir isimleri ya da stratejileri yok. Onların da bir gözü altılı masada. Altılı masadan ne çıkacak, ne çıkmayacak meselesi hala belirginlik kazanmış değil. Dolayısıyla hani herkesin kendi çapında çok ciddi problemleri var. Muhalefetin de ciddi problemleri var. İktidarın da ciddi problemleri var. Ama teraziye koyduğunuzda iktidarın problemlerinin en başında 20 yıllık ağır bir başarısızlık, ağır bir zulüm, ağır bir ekonomik buhran tablosu, ağır bir hukuksuzluk ve adaletsizlik karnesi bulunduğu için şu anda hani yeter söz milletin sloganıyla sahaya çıkması beklenen tarafın muhalefet olduğu anlaşılıyor. Nitekim muhalefetten de bu konuda yapılan açıklamalarda bu yönde. Zaten aylardır söylüyor muhalefet. Yeter söz milletin diyor. Yani yeter artık, hani bırakın gidin şu memleket doğru düzgün bir rejime kavuşsun iddiasında. Ama seçimle ilgili tartışmalar sadece bununla da sınırlı değil. Dün sabah da burada anlatmıştık. Yani seçim kararı alındığında ya da seçimin takvimiyle ilgili o tarih belirlendiğinde pek çok soru işareti de o günden itibaren, yani çarşamba öğle saatlerinden itibaren tartışılmaya başlandı. Bir kere en başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü bir dönem için aday olup olamayacağı meselesi. Şimdi aday olup olamayacağı diye cümleyi kurduğunuz zaman sanki olabilirmiş gibi de bir olasılıktan söz edilebilir. Kim dile getiriyor o olasılığı? Haliyle Erdoğan ve onun liderlik ettiği iktidar cenahı. Nitekim dün Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ da bu konuda bizim kafamızda hiçbir istifam yok dedi. Hiçbir soru işareti ya da belirsizlik yok dedi. Biz Cumhurbaşkanımızın üçüncü kez aday olabileceğine, yani üçüncü kez demiyor tabii o, yeniden aday olabileceğine inanıyoruz. Bu konu çok net bizim için diyor. Yani İki kez sadece seçilebilir lafı anayasanın 101. maddesinde yazmasına rağmen, bir de parlamento kendi kendini feshederse ancak üçüncü kez aday olabilir lafı anayasanın 116. maddesinde yazıyor olmasına rağmen,
Bekir Bozdağ diyor ki bizim için bu konu tartışılacak bir konu değildir. Aday olabilir diyor. Şimdi Bekir Bozdağ bunu neye dayanarak ya da hangi nereden güç alarak, hangi konudan güç alarak bu rahatlıkla söylüyor onu biliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun adaylık başvurusunu kabul edeceği varsayımı üzerinden söylüyor. Yani ona güveniyorlar. Recep Tayyip Erdoğan işte ya da neyse işte onun adına onu aday gösterecek 100 bin imza neyse ya da parti gösterecek aday gösterilecek. Ve o başvuru da Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne gelecek. Bekir Bozdağ öyle anlıyoruz ki o başvurunun kabul edileceğine inanıyor. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları da kesin olduğuna göre, yani onun üzerinde bir merciye götürülemeyeceğine göre, yani bir mahkeme kararı işte Anayasa Mahkemesi'ne kadar gidebiliyor vesaire, ama yani burada bir süreç var. Yani onun da prosedürü belli. Biz Cumhurbaşkanımızı tekrar aday göstereceğiz diyor. Muhalefetin bu konudaki tavrı biraz bulutlu gibi gözüküyor. Yani bulutlu gibi gözüküyor derken şunu kastediyorum. Muhalefet öteden beri bu konuda tam bir karar verebilmiş durumda değil. Muhalefetten bazı isimler, bazı ağızlar, bazı yetkili ağızlar, yani farklı partilerin yöneticileri ya da işte milletvekilleri ya da sözcüleri zaman zaman yaptıkları çıkışlarla Recep Tayyip Erdoğan üçüncü bir dönem aday olamaz diyorlar. Az önce söylediğim anayasanın 101. ve 116. maddelerini referans göstererek. Bu konu zaten anayasada belli diyorlar. Üçüncü kez aday olamaz diyorlar. Ama bir yandan da muhalefetin kafası şöyle karışık. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu konuda daha henüz netleşmemiş bir tavır var anladığım kadarıyla. Onlar da şöyle düşünüyorlar. Ya şimdi biz aday olamaz dersek bir hakkını engellemiş gibi gözükeceğiz. Yüksek Seçim Kurulu da netice itibariyle bu hakkı teslim ederse bizim engellememize rağmen yasal prosedürden geçmiş olacak ya da yasal elekten ya da testten geçmiş olacak. Mağdur duruma düşüp o mağduriyet üzerinden bunu da kullanarak kampanyasında da bakın benim adaylığımı engellemeye çalıştılar gibi de bir şeyi unsuru da kullanmaya çalışacak. Bu da ona acaba puan mı kazandırır gibi bir tereddüt içindeler. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın daha o 2002 yılı öncesinde AKP'nin kuruluş aşamasında işte o dönem aldığı ceza nedeniyle siyasi yasaklı durumuna düşmesi, o mağduriyeti kullanması, onun üzerinden de daha fazla puan kazandığına inanılması filan, yani mağduriyet üzerinden puan devşirme egzersizinden geçmiş olması, yani öyle bir deneyimin geçmişte olması muhalefeti düşündürüyor. Acaba yine bir mağduriyeti kullanabilir mi? Şimdi başkaları da diyor ki ya artık mağduriyetten bahsedecek hali mi kaldı Recep Tayyip Erdoğan'ın? 85 milyonu mağdur etmiş bir adamın kalkıp da ben mağdurum demesi halinde buna kaç kişi inanır da o mağduriyet üzerinden gider oy vermeyeceği halde verir? O da tabii işin başka bir versiyonu. Şimdi bu tartışmalar bir yana, aday olabilir mi olamaz mı, adaylığını sorun yapacağız mı yapmayacağız mı meselesi ayrı bir şey. Ama ortada bir başka konu daha var. O da seçim yasasının uygulanıp uygulanmaması meselesi. Biliyorsunuz geçen yıl 6 Nisan'da yürürlüğe giren bir yeni seçim yasası var. Seçim yasasında önemli değişiklikler yaptılar. İşte ittifakların oylarının hesaplanması meselesi ya da ittifak olarak oyların hesaplanıp hesaplanmayacağı meselesi. Seçime katılabilme barajı siyasi partiler için %10'dan %7'ye düşürülmesi meselesi. Seçim kurullarının konfigürasyonu, yani seçim kurullarının başkanı en kıdemli yargıç mı olacak yoksa işte bu kura yöntemiyle mi belirlenecek vesaire. Bunlar çok radikal değişiklikler seçim yasasında. Ve herkes de biliyor ki hani göz göre göre bu zaten açık bir şey. Herkes de biliyor ki bu yasayla seçime gitmek aslında eski yasayla gittiği zaman olağanüstü dezavantajlara sahip olacak olan iktidar cenahının, yani Cumhur İttifakı'nın daha işine geldiği için böyle tasarladılar yeni yasayı ve tam bir yıla denk getirecek şekilde de işte 6 Nisan'da yürürlüğe girmesi amacıyla da o takvimi öyle ayarladılar.
Ama şimdi soru şu. Acaba o takvimin ayarlanmasında bir hata mı yaptılar? Ve muhalefet bloğu da o hatadan yararlanmak mı isteyecek? Evet, yararlanmak istiyorlar. Çünkü şeye göre, yasaya göre seçimin tarihinden 60 gün geriye ya da seçim döneminin başlamasından sonraki 60 gün içinde seçim dönemi başlamış olur diye. Ve 6 Nisan'ın sonrasına rastlamıyor. Dolayısıyla bu seçime, yani 14 Mayıs'ta yapılacak seçime yeni yapılmış yasayla değil eski yasayla gidilebileceğini, gidilmesi gerektiğini de savunarak ortaya yeni bir tartışmada getiriyorlar. Zaten hatırlayın, muhalefet bloğu öteden beri seçimin daha erken yapılması, yani işte 2002 yılının sonlarında filan gerekiyorsa Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta yapın filan diyorlardı. Ama 6 Nisan'la 18 Haziran arasındaki bir tarihin kabul edilemeyeceğini, bunun bir erken seçim olamayacağını sadece takvim oyunlarından ya da o hesaplamalardan yararlanabilmek için böyle bir takım kurnazlığa başvurma anlamına geleceğini söylemişlerdi. Dolayısıyla böyle bir tartışma da gündeme gelecek. Şimdi bütün gözler Cumhurbaşkanı'nın parlamentoyu ne zaman feshedeceğine çevrilmiş durumda. Çünkü iki seçenek var biliyorsunuz. Dün de anlatmıştık burada. Bir, anayasaya göre, anayasanın 116. maddesine göre parlamentonun kendi kendini feshetmesi, yani o yeterli sandalye çoğunluğuyla, ki muhalefetin mutlaka katılımı lazım orada, iktidar yapamaz bunu, iktidarın oyu yetmiyor çünkü AKP, MHP ve işte Büyük Birlik Partisi'nin oyları yetmiyor. Dolayısıyla muhalefetin öyle parlamentoyu feshetmek gibi bir seçeneğe varız demeyeceği ortada, o kesin gibi. İkinci seçenek, Cumhurbaşkanı'nın parlamentoyu kendi iradesiyle feshetmesi. Cumhurbaşkanı parlamentoyu kendi iradesiyle feshederse de işin iki anlamı olacak. Bir, anayasanın o 116. maddesindeki hükmüne göre Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olamayacak. Yani anayasa söylüyor, ben söylemiyorum. Bütün yandaş olmayan hukukçular, yani Bekir Bozdağ'ın ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzına bakmayan bütün hukukçular bunu söylüyor. Cumhurbaşkanı kendisi parlamentoyu feshederek seçime gidilirse üçüncü kez aday olmak durumunda kalacak. Üçüncü kez de aday olamıyor. Anayasa madde 101. Ve bu durumda ikinci bir tartışma daha gündeme geliyor. O da işin etik ve ahlaki tarafı. Yani ortaya öyle bir görüntü çıkacak ki Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sırf kendisi de aday olabilsin diye parlamentonun görev süresi dolmadan feshine karar vermiş bir kişi olacak. Bu da şahsi tasarrufla verilmiş bir karar olacak ki bu da çok ciddi siyasi ve etik bir tartışmayı gündeme getirecek. Önümüzdeki günlerde bu tartışmaların nasıl evrileceğini, nasıl bir şekil alacağını göreceğiz. Bugün